Merhaba arkadaşlar Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizi hem kız çocukların kıyafetlerini uyarlayabileceğiniz hem erkek çocukların kıyafetlerini uyarlayabileceğiniz e, genelde süveter ve hırka harika olur diye düşünüyorum. Yine istek üzerine yapacağım. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. İşlemeli bir model arıyorsanız tam sizlik arkadaşlar. E, ana desenimiz düz olacak. E, düz ilmek 6 ya da 8 ilmek düz olacak ara desende bal peteği örgü modeli olacak. ip i̇p olarak orta kalınlıkta örgü ipi kullanacağım. Şu olarak 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle hazırsanız ipimi kenara alayım. Evet hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şişimize 28 tane tek sayı ilmek atalım arkadaşlar. 2 tane petek deseni. 6 ilmek de ortada düz olacak. Petek desenin kenarlarında da birer tane ters ilmeğim olacak. Videonun sonunda nasıl yapacağınızı, nasıl ayarlayacağınızı da anlatacağım. Evet, 28 ilmeğimi tamamlayıp döneceğim. Evet, 28 tane ilmeğimi attım. Burada iki ipi birbirine bağlıyorum. Şöyle çevirelim. ilk sıramız arka yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Ön yüzde desenimizi kolay çıkartabilmek için. Lastik örgüden sonra da direkt modele başlayabilirsiniz. Evet. Sırayla bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, ters örerek sırayı tamamladım, çevirdim, ön yüzdeyim. Desenimizin birinci sırası. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum. Evet kenar ilmekten sonra bir ters ördük. Şimdi sıradaki iki ilmeği önce örmeden sağ şişime aldım. Baştaki ilmeği arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Önden ikinci ilmeği aldım. Onu da sol şişime aktarıp düz örüyorum. Sıradaki ilmeğimi de düz ördüm. İki ilmeğin yönünü çevirdik ve düz ördük. Kanadımızı açmış olduk. Şimdi sıradaki iki ilmeğimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Baştaki ilmeği önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ikinci ilmeğimi aldığım sağ şişime sonra onun sol şişime aktarıyorum. Ve düz örüyorum. Bir. 2 Evet 4 ilmeğimizin ortadaki ilmeklerini önden dışa doğru açmış olduk. Yine aynı işlemi yapacağım. Burada olduğu gibi iki ilmeğim örmeden sağ şiş aldım. Arkadan birinci ilmeğimi sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum önden ikinci ilmeğimi aldım. Onu sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum 1 ve 2. Yine sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şiş aldım. Baştakini sol şişime geçirdim sağ işimi çekip arkadan ikinci ilmeğimi aldım sol işimi aktardım ve sırayla düz örüyorum 1 2 ortadaki kanatlarımızı yana açıyoruz şöyle bir tane ters 6 tane düz 1 bu 6 düzü 8 düz yapabilirsiniz 3 4 5 6 tane düz ördüm. Bir tane ters örüyorum. Diğer desenime geçiyorum. Bir ters. Sıradaki iki ilmeği burada yaptığımız işlemin aynısı. Örmeden sağ şişime aldım. Baştakini arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. İkinci ilmeği önden alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. Bir, iki. Sıradaki iki ilmeğimi sağ şişime aldım. Baştakini sol şişime geçirdim sağ yavaşça çekip arkadan ilmeğimi alıp sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum 1 2 yine sıradaki 2 ilmeği sağ aldım baştakini arkadan sol şişime geçirdim sağ çekiyorum ikinci ilmeği aldım sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum 1 2 sıradaki 2 ilmeği de açıyorum. Ortadaki ilmekleri dışa doğru açıyoruz bu şekilde. Bir, iki düz. Bir ters kenar ilmek. Desenimin birinci sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Tersler ters, düzler düz örülecek. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Burada bir tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 8 tane ters. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir tane düzüm var düz örüyorum. 6 tane ters. 1 Önden düz olan ilmeklerimi arkadan ters örüyorum. 2 3 4 5 6 Bir düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 8 tane tersim var. 1 2 3 4 5 6 7 8 bir düz bir kenar ilmek modelimin arka yüzünün ikinci sırasını tamamlamış oldum ön yüzdeyiz üçüncü sırası ilk ilmeğimi örmeden aldım bir ters örüyorum kanatlarımızı dışa doğru açmıştık şimdi içe doğru kapatacağız iki ilmeğimi örmeden sağ alıyorum baştaki ilmeği Sağ, e, sol şişime geçirdim sağ şişimi yavaşça çekip arkadan ikinci ilmeği aldım onu sol şişime aktarıyorum ve sırayla ikisini de düz örüyorum bir iki evet şimdi yine sıradaki iki ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım baştakini arkadan sol şişime geçirdim sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeğimi aldım sağ şişime onu sol şişime aktarıyorum ve düz örüyorum. 1 2 Yine burada yaptığım işlemin aynısı buradakinde. 2 ilmeğimi örmeden sağ işimi aldım baştakini, sol şişime geçirdim. Arkadan ikinci ilmeğimi aldım, sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. 1 2 Dıştaki ilmekleri içi alıyoruz bu sefer. Sıradaki iki ilmeğimi sağ aldım baştakini. Sol şişime geçirdim ikinci önden sağ şişimi aldım ve sol şişimi aktardım sırayla düz örüyorum 1 2 1 ters 6 tane düz 1 2 3 4 5 6 petek deseni yapacağız şimdi bir ters petek deseni için dediğim gibi bir alt sırada birinci sırada dışa doğru almıştık şimdi içe doğru alacağız ilmeklerimizi 2 ilmeğim örmeden sağ şişimi aldım baştakini sol şişime geçirdim sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeği aldım sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum bir iki sıradaki iki ilmeğimi sağ şişimi aldım baştakini sol şişime geçirdim sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeği aldım sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum bir iki Yine sıradaki iki ilmeği sağ işime aldım. Baştakini sol işime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekip arkadan ilmeğimi aldım. Sol işime aktardım. Bir. 2 Sıradaki iki ilmeğimi de sağ işime aldım. Baştakini arkadan sol işime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekip ikinci ilmeği aldım. Sol işime aktardım ve sırayla düz örüyorum. Bir. 2 Bir ters. Bir kenar ilmek. Modelimin 3. sırasında tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzdeyim. Tersi ters. Düzü düz öreceğim. dördüncü sırası olmuş oluyor. Kenelmekten sonra bir düz 8 tane ters. Hep aynı olacak. Arka yüzü aynı şekilde örecek. Bir düz 6 tane tersim var karşımda. bir düz 8 ters bir düz kenar ilmeğimi de düz örüp modelin dördüncü sırasını tamamlamış ol çevirdim Aslında desenimiz açığa çıktı arkadaşlar tekrardan kanatlar açılacak 4 sıradan oluşuyor ben bir daha göstermek istiyorum size şöyle birinci sırasında ne yaptıysam aynı işlemi yapacağım kenar ilmekten sonra bir ters sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şişimi aldım baştakini sol şişime geçiriyorum kanatları dışa doğru açacağız birinci sırada olduğu gibi şöyle ikinciyi başa aldım ve sırayla düz örüyorum önden başa aldık Sıradaki iki ilmeğimi sağ şişime aktardım. Birinci ilmeği sol önden sol şişime aldım. Sağ şişimi çekip arkadan ikinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Sırayla düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimi sağ şişime aldım. arkadakine sol şişime aktardım. Sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım ve sırayla düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeği örmeden sağ aldım. Baştakini önden arkaya alıyorum. Arkadakini de arkadan ön alıyorum. Ve sırayla düz örüyorum. Bir ters. Altı tane düz. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Bir ters. Yine iki ilmeği örmeden sağ aldım. Baştakini önden başa alıyorum ikinci önden başa alıyorum sırayla düz ördüm sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şişime aldım baştakini sol şişim arkadakini arkadan sağ şişime alıp sol şişime aktardım sırayla düz örüyorum 1 2 evet kanatlar dışa doğru açılıyor İkinciyi önden başa alıyoruz önce sonra diğerini de önden dışa alıyoruz. Bir ters kenar ilmek. Arka yüzde tersi ters, düzü düz olarak örelim. Kenar ilmek bir düz, 8 ters. Bir düz, 6 ters şeklinde. Evet, modelin ikinci sırasını tamamladım, çevirdim. Ön yüzü 3. sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sırada alt e, desende ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız ama ben bir daha göstermek istiyorum. Kenar ilmekten sonra bir ters sıradaki iki ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Kanatları bir alt sırada dışa almıştık. Şimdi içe alacağız. Bakın. Baştaki ilmeği önden içe alıyorum. Arkadakini de arkadan başa alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ikisini sağ aldım. Baştakini Sol şişime geçirdim, sağ şişimi çektim, ikinci ilmeği alıp önden sol şişime aktarıyorum ve sırayla düz örüyorum. Kanadım kapandı gördüğünüz gibi. Evet diğer iki ilmeğimi de örmeden sağ şişimi aldım, baştakini önden sol şişime, sağ şişimi yavaşça çekip ikinci ilmeğimi aldım sol aktardım ve sırayla düz örüyorum 1 2 diğer iki ilmeğimi de sağ aldım şöyle dıştaki ilmeği önden içe alıyorum diğerini de arkadan dışa alıyorum bu şekilde bir ters altı tane düz bir iki üç dört beş altı bir ters yine ilmeklerin dıştaki ilmekleri önden içe doğru alıp sırayla düz örüyorum bu şekilde bunu da içe alacağım önden içe alıyorum ilk önce önden dışa alıyoruz sonra da ikinci ön yüzde de önden önden birinci sırada önden dışa ikinci ön yüzde de önden içe alıyoruz bu şekilde bir ters kenar ilmek Evet modelin 3. sırasını tamamladık arka yüzden tersi ters düzü düz sırayı tamamlayalım Evet dördüncü sırayı tamamladım şimdi tekrar baştan başlayacağız birinci sırada ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar böyle dediğim gibi petek deseni düz desen petek deseni şöyle büyük parçada yaptım onu göstereyim size şöyle bakın üç tane petek desenim var aralarda da altı tane düz eğer ki daha büyük çocukları yapıyorsanız bu 6 düzü 8 düz olarak yapabilirsiniz buraları ara ara işleme yapabilirsiniz arkadaşlar böyle iğne ile işleme yapabilirsiniz dediğim gibi istek üzerine yapıyorum çok hoş çok güzel olur beyaz ve üzerine işleme kız çocuklar için harika olur diye düşünüyorum pembe de olur Şöyle arka yüzden de bu şekilde bebek battaniyesi de örebilirsiniz bu şekilde dediğim gibi bu petek örgümüz 10 ilmekten oluşuyor arada iki tane de kenarlarda ters var her biri 4 ilmek 8 ilmek artı iki ters ilmeklerle birlikte 10 burayı da 6 ilmek yapıyorsanız 10 ilmek, 6 ilmek, 10 ilmek, 6 ilmek o şekilde ayarlayabilirsiniz size kalmış. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Destek olmuş olursunuz. Eğer ki bu modeli şimdi değil de ileride örmek isterseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.